Öncelikle Biden'ın çekilmesi zaten beklenen bir şeydi. Hatta geç bile kaldı. O yaşa rağmen, o kadar bu kuatlara rağmen geç bile kaldı. Trump önde görüyorum. Biden varken de önde görüyordum. Suikastten sonra zaten sildi süpürecek bence. Diğer aday da biliyorsunuz tam bir Müslüman düşmanı, Türk düşmanı. Aslında bir yönden de hani onu da hoş görüyorum ben açıkçası. Ama eninde sonunda ben Trump kazanır diye düşünüyorum. Biden'ın çekilme kararı nasıl? Şimdi Biden'ın çekilme kararı acaba kendi fikriyle mi oluştu? Yoksa başka bir güçler hani vardır ya bilirsiniz bizde de hani dış güçler muhabbeti gibi. Ya da bu derin devlet mi hani izin verdi? Çünkü ben şeyi bile düşünüyorum şimdi. Trump'a yapılan suikast göz göre yapılan bir suikast. Yani sivil görüyor, polis görüyor, müdahale olmuyor. Trump karambola yani şans eseri kurtuluyor suikasttan. Ben hatta ikinci bu suikast girişim bile olur diye düşünüyorum. Şimdi aslında Amerika'daki seçimin bir örnek olmasını diliyorum. Yani belli bir yaşa gelmiş Biden yaptığı hareketler kontrolsüz hareketler var. Ondan dolayı siyaset çünkü ülke yönetiyor, Amerika'yı yönetiyor. Yani belli bir yaş olması lazım. Yani sağlık raporu alıyorsun bir yere gittiğin zaman 65 yaşı geçtiği zaman sağlık raporu diyorsun. Onun için Biden mecburiyetten karşısında Demokrat Parti Kamala Harris yani en güçlü aday. Daha önce senatördü. Sonra yargıçlık, savcılık yaptı. Hem de biraz da o bölgedeki zencileri çok sevdiği bir siyasi aktör. Demokratlar da çok seviyor. Destekçisi çok. Biden'ın yerine Kamala Harris'in çıkması bence çok çok iyi oldu. Siyasetin gençleşmesini çok önemsiyorum. Siyasette genç beyinlerin, üretken beyinlerin olması çok önemli. Çünkü Amerika siyasetinde de kadın olarak bir zenci kadının aday olması ilk olacak. Bence Kamala Harris'in şansının daha yüksek olduğunu, Biden'ın çekilmesinin çok yerinde, çok mantıklı siyasetin olması gereken yaptığını düşünüyorum. Umarım Türkiye'de de siyaset gençleşir. Belli bir yaştan sonra Türkiye'de de siyasetin öncüleri, önderlerinin de yeri geldiği zaman siyasette çekilmesi gerekir. Çünkü enerji, yani siyaset enerjidir. Yani 350 milyonluk bir ülkeyi yöneteceksiniz. Biden sağa gideceğim diyor, sola gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Uçaktan çıkamıyor. İki merdiven çıkamıyor. Onun için genç, üretken, belli yerinde olan insanların siyasette olması gerekir. Umarım dünyaya örnek olur, Türkiye örnek olur. Ben şunu umuyorum ki Kamala Harris'in en güçlü aday olduğunu, Trump'ın karşısına Kamala Harris'e çıkacağını, demokratların daha başarılı olacağını umuyorum. Ya bence Trump şu anda mağduriyetinden dolayı çok fazla bir prim yaptı doğrusu. Ha kadın adayı doğru mu? Bence doğru ama biraz Biden bu arada sağlık açısından çekildiği için Trump şu anda bence daha önde. Yo şu anda hiç zannetmiyorum. Tamamen mağduriyet. Dünyada zaten insanların her zaman mağdur insanların yanındadır. Gerçeği realitesi de bu.